Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iklim elemanlarından ikincisi olan basınç ve rüzgarlar konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım ünite içeriğimizde neler var gelin hep birlikte bir göz atalım. Öncelikle basınç nedir? Bunun tanımından bahsedeceğiz. Sonra basıncı etkileyen faktörler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonraki süreçte basıncın yeryüzündeki dağılışı ve akabinde rüzgarlar hem hızı hem yönü etkileyen faktörler nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Daha sonra rüzgar çeşitleriyle basınç ve rüzgarlar konusuna noktayı koymuş olacağız. Tabii ki de beni bu videoyu izlerken daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için her zaman yaptığımız gibi sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Şöyle ünite bir doğal sistemler içerisindeyiz hala ve burada iklim bilgisi kısmında iklim elemanlarından bak 74, 76, 78, 80. sayfaya kadar beni buradan güzel güzel takip edebilirsiniz. Ben şöyle size de açayım. Şöyle içeriğinden de biraz bahsedeyim. Öncelikle konu anlatımlı kısmımız var. Buradan ben anlatırken takip edebilirsiniz. Dikkatiniz dağılmaz. Akabinde tabii ki de dersimiz bittikten sonra hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testleri de çözmenizi istiyorum. Çözemediğiniz kısımda da kare kutu okutarak alanında uzman öğretmenlerimizden soruların çözümlerini dinleyebilirsiniz. Devamında tabii ki de dersimiz bittikten sonra güzel güzel sorular çözmemiz gerekiyor ki birinci dönemi dört dörtlük bitirelim. Bu kapsamda Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Gene doğal sistemler içerisindeyiz. Beşinci bölüm atmosfer ve iklim. Bunun içerisinde iklim elemanları basınç ve rüzgarlar. 70, 71, 72. sayfalar. Buraları da güzel güzel çözüyorsun. Hemen şöyle kitabın içeriğinden de tekrar bahsetmem gerekirse. Hemen şöyle bak basınç ve rüzgarlar örnek model bir soru çözümümüz var. Ardında dört tane çoktan seçmeli testimiz var. Takıldığın yerde gene ne yapıyorsun? Karekotu okutarak alanında uzman öğretmenlerimizden soruların çözümlerini dinliyorsun diyelim. E o zaman hadi bakalım birinci dönem defterini kapatmaya. Geldik basınç nedir dersek basınç sevgili arkadaşlar atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığa verdiğimiz isimdir. Bak burada açık hava basıncından bahsediyoruz. Yani kapalı kaptaki bir gazın basıncından değil açık hava basıncından bahsediyoruz. Ve biz bu basıncı sevgili arkadaşlar ölçtüğümüz alet nedir dersek barometredir. Yani hemen şöyle bakın şurada da görebilirsiniz. Köstekli saate benzer bir alettir. Ve çeşitli değerler vardır. Değerlere göre hava tahminleri yorumları da yürütülebilir. Ve biz bu ölçtüğümüz basıncı MB. Yani bu nedir dersek milibar olarak ifade edebiliriz. Ya da bunu hektopaskal kal olarak ifade edebiliriz. Ve biraz önce dedik ya atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığa basınç diyoruz. Gaz yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda basıncımızın fazla. Gaz yoğunluğunun az olduğu alanlarda ise basıncımızın az olduğunu söyleyebiliriz. Ve unutmayalım hava basıncı değerleri dünya yüzeyinde hem yatay hem dikey ve zamana göre değişim gösterir. Ve yeryüzündeki basıncı etkileyen faktörler nelerdir dediğimizde 5 tane durumdan bahsedeceğiz. Bir yükselti 2 sıcaklık, 3 yoğunluk, 4 yer çekimi, 5 dünyanın hareketleri. Yani dinamik faktörlerde diyebiliriz buraya. Öncelikle sıcaklığın basınç üzerindeki etkisine bir bahsetmemiz gerekirse yeryüzünde sıcaklığın arttığı alanlarda atmosferi oluşturan gazlar sıcaklığın etkisiyle genleşir. Yoğunluğu azalır ve yükselir sevgili arkadaşlar. Sıcaklığın azaldığı alanlarda ise atmosferi oluşturan bu gazlar var ya, gazlar soğumanın etkisiyle sıklaşır, yani yoğunluğu artar ve alçalır. Bu durum sıcaklığın yüksek olduğu alanlarda basıncın azalmasına, sıcaklığın düşük olduğu alanlarda ise basıncın artmasına sebebiyet verir. O zaman hemen şöyle bir oran orantı grafiğimizi çalıştırmamız gerekirse sıcaklık ile basınç arasında nasıl bir ilişki var dediğimizde sıcaklık arttıkça basınç azalır. O zaman burada ters bir orantı vardır diyebiliriz. Bakın sıcaklık arttıkça hava kütlesi genleşip hafifleyip yükselir. O yüzden bu alanda alçak basınç vardır. Sıcaklık düştükçe yani azaldıkça hava kütlesi sıklaşır ağırlaşır alçalır ve bu alanda da yüksek basınç vardır diyebiliriz. Yükselici hava hareketi alçak basınç, alçalıcı hava hareketi yüksek basınçtır diyebiliriz. Geldik ikinci kısmımıza yükselti. Atmosferi oluşturan gazların yoğunluğunun deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça azalması tabii ki de basınç değerli de azalmasına sebep olur diyebiliriz. O zaman bir dağ yamacı boyunca yükseldiğimizde atmosferi oluşturan gazların yoğunluğu da farklılık gösterecek mi? Tabii ki de gösterir. Hemen şöyle bir dağ yüzeyi çizersek, buradaki gaz yoğunluğunu da göstermemiz gerekirse hemen deniz seviyesine yakın alanlarda yer çekiminin daha fazla olması gaz yoğunluğunun daha fazla olmasına, yükseklere doğru çıkıldıkça gaz yoğunluğunun azalmasına sebep olmuştur. O yüzden alçak kesimlerde gaz yoğunluğu fazla olduğu için yüksek basınç, yüksek kesimlerde gaz yoğunluğu az olduğu için alçak basınç görülür diyebiliriz. Ve bu kapsamda şunu unutmayalım. Yükseldikçe basıncın azalması yükselti ile basınç arasında ters bir orantının olduğunu bize söyler. Bakın burada hava kütlesi yükseliyor ya sıcaklık kısmında. Gaz yoğunluğu azalır. Ama diğer ifadede sıcaklık azaldığı için hava kütlesi alçalıyor. Gaz yoğunluğu artar. Böyle de düşünebiliriz. Şimdi zaten biz ifadelerimizde ne dedik? Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığa biz basınç diyoruz ve herhangi bir merkezde gaz yoğunluğumuz fazla ise aynen buradaki birinci zemin gibi düşünelim. O zaman burada basınç fazladır. Yüksek basınç ama burada gaz yoğunluğu daha az ise ona göre burada da alçak basınç vardır diyebiliriz. O zaman yoğunluk ile basınç arasında nasıl bir orantı vardır dediğimizde doğru bir orantı vardır diyoruz. Geldik yer çekimi. Dünyanın kendine has şekli dediğimiz geoid şekle bağlı olarak yer çekimi her yerde aynı değil. Ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe yerin merkezine yaklaşmamıza bağlı olarak yer çekimi artar ve bu aynı zamanda basıncın da artmasına sebebiyet verir. Yani yer çekiminin az olduğu alanlarda basınç tabii ki de azdır. Ama kutba doğru gidildikçe yer çekimi arttığı için basınç da artar. O zaman basınç ile yer çekimi arasında nasıl bir orantı vardır dediğimizde doğru bir orantı vardır diyoruz. Geldik sevgili arkadaşlar basıncı etkileyen bir diğer faktör dinamik etkenler olarak karşımıza çıkmakta. Dinamik etkenlerdeki durum şöyledir. 30 derece enlemi ile 60 derece enlemleri bizim için burada çıkış noktalarıdır. Dünyanın eksen hareketine bağlı olarak 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı, 60 derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç kuşağı yer alır. Bunun sıcaklık ya da soğuklukla oluştuğunu söyleyemem. Bakın, bir basınç kuşağı sıcaklıkla oluşmuşsa bu basınç kuşağının başına ...termik ifadesini kullanır. Mesela şöyle örnek verelim. Dünyada sıcaklık ortalaması nerede yıl boyunca yüksek? Ekvator ve çevresinde. O zaman ekvator ve çevresinde... ...yıl boyunca alçak basınç var mı? Var. Bu basıncı oluşturan havanın sıcak olması olduğu için... ...termik kökenli alçak basınçtır. Bu bir. İkincisi... ...dünyada yıl boyunca neresi soğuk? Güneş ışınlarının yıl boyunca... ...ilk açıyla geldiği kutuplar ve çevresi. O zaman kutuplar... ...ve çevresinde de yıl boyunca termik kökenli yüksek basınç vardır. Bak bir ifadede termik kökenli ifade. Gördüğünüz zaman sıcaklıkla oluştuğunu bu basınç kuşağının söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda, Buradaki 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşağının görüldüğü alanlarda dönenci çölleri yer almaktadır. O zaman yüksek basınç alanlarında bazı enteresan durumlarda oluyor diyebiliriz. Peki bu standart atmosfer basıncını kim ölçmüştür? Kim bulmuştur dersek Torricelli dediğimiz İtalyan bilim insanı buluyor sevgili arkadaşlar. Ve Torricelli standart atmosfer basıncının değerini 45 derece kuzey enleminde deniz seviyesinde ve 15 derece sıcaklığın olduğu bir günde 760 milimetre yükselen civanın yaptığı basınç olarak ifade ediyor. Torricelli'nin bir deney düzeneği var sevgili arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir kap ve kabın içerisinde civa var ve 1 metre uzunluğunda bir tane tüpü var. Tüpün içerisini tamamen civayla dolduruyor. O açık olan kısmı var ya bunu mesela bir metre uzunluğundaki bir tüp olarak düşünün. İçini civayla doldurduk. Burayı böyle kapattım. Sonra böyle ters çeviriyorum. O kabın içerisine koyuyorum ve kabın içerisindeki bu borunun içerisindeki cıva aşağıya doğru iniyor 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 ve sevgili arkadaşlar 760 milimetre yükseklikte duruyor. İşte Torricelli diyor ki bu 760 milimetre yüksekliğindeki Civa'nın yaptığı atmosfer basıncı 1 atm olarak karşımıza çıkmakta. Bak 1 atm'lik basınç değeri 760 milimetre yükselen Civa'nın yaptığı basınçtır diyor. İkincisi bu barometre ile ölçüldüğünde 1013 milibarlık bir değer ortaya çıkmaktadır ve aynı zamanda bunun diyor ağırlığı 1033 gram olarak ifade edilmektedir. Eğer ki benim ölçtüğüm değerler bu değerlerin üzerinde ise o merkezde yüksek basınç vardır. Eğer ki benim ölçtüğüm değerler bu değerlerin altında ise o merkezde ise alçak basınç alanı vardır. O zaman alçak ve yüksek basınç özellikleri gösterilen alanlarda bazı özellikler vardır. Şimdi bakın şöyle ifade ediyorum. Şu sol tarafa alçak basıncın şeklini çizeceğim şuraya şöyle alçak basınç diye yazayım. Şu sağ tarafa da yüksek basıncın şeklini çizeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadede önemli kısım şu bir yerde alçak basınç varsa hava sıcak mıdır soğuk mudur dersek termik kökenli ise hava sıcaktır ama dinamik kökenli de böyle bir yorumu yapamam. O yüzden her alçak basınç gördüğün yerde havanın sıcak, her yüksek basınç gördüğün yerde havanın soğuk olduğu yorumunu yapma. Bu hatalı bir yorum olur. Yani tamamıyla %100 doğru bir yorum değil. %50'si doğru, %50'si yanlıştır. Şimdi bir yerde alçak basıncın olabilmesi için zeminde gaz yoğunluğunun az olması lazım mı? lazım. Bir yerde yüksek basınç olabilmesi için zeminde gaz yoğunluğunun daha fazla olması lazım mı? Lazım. O zaman bir yerde alçak basıncın olabilmesi için havanın yükselmesi, bir yerde yüksek basıncın olabilmesi için havanın alçalması lazım mı? O zaman alçak ve yüksek basınç alanlarında birinci göreceğimiz hava hareketi dikey yönde hava hareketidir. Ve baktığımız zaman alçak basınç alanlarında dikey hava hareketi şurada da görebilmekteyiz. Yükselici bir hava hareketi vardır. Bakın dikey hava hareketi hemen şuraya şöyle alçak basınç diye yazıyorum. Şuraya da şöyle geliyorum yüksek basınç diye yazıyorum. Dikey hava hareketi alçak basınç alanlarında yükselici bir özellik gösterir. Dikey hava hareketi yüksek basınç alanlarında alçalıcı bir hava özelliği gösterir. Yani burada bakın sevgili dostlar şunu unutmayalım. Herhangi bir merkezde bir alçak basınç ya da yüksek basınç olduğu zaman alçalıcı ve yükselici hava hareketi olarak ifade ederler. Ve bu sizi hataya sürüklemesin tamam mı? Alçalıcı bir hava hareketi varsa hemen şöyle düşünün. Alçalıyor. Zemine şöyle bastırdığınızı düşünün tamam mı? O zaman buradaki basıncı artırırsınız. Ama bir yükselici hava hareketi varsa burada da basıncı azaltırsınız. Bunu unutmayalım. İkinci durum. Burada yükselen hava kütlesi var ya dikey hava hareketiydi. Bir de yatay hava hareketi vardır. Ve yatay hava hareketi ise yan yanlardan merkezi doğrudur. Yani çevreden merkezi doğrudur. Hemen şuraya şöyle alçak basınç alanlarında yatay hava hareketinin çevreden merkezi doğru olduğunu söyleyebiliriz. Geldik yüksek basınç alanlarına. Yüksek basınç alanlarında ise yatay hava hareketinin merkezden çevreye doğru olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şuraya şöyle merkezden çevreye diye yazalım. Ve bunu da şöyle yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi elinizi şöyle yapmanızı istiyorum. Böyle yapın. Ve tam ortasını tam şu kısma şöyle sert bir şekilde Üflediğiniz zaman ne yaptı? Zemine temas eden nefesiniz çevreye doğru gitti. O yüzden yüksek basınç alanlarında yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur diyebiliriz. Şimdi bir hava kütlesi yükselirse yükseldikçe genel itibariyle her 200 metrede sıcaklık bir derece azalır. Sıcaklığın bir derece azalmasıyla birlikte maksimum nem miktarı azalır. Maksimum nem miktarı azalırsa bağıl nem miktarı artış gösterir. Hemen şuraya şöyle artar diye yazıyorum. Bağın nem miktarı artış gösterdiği için gökyüzünün durumu burada kapalıdır. Yani yağış ihtimali yüksektir. Bunu da unutmayalım. Şimdi yüksek basınç alanlarına geldiğimiz zaman alçalıcı bir hava hareketi var mı? Alçaldıkça o zaman her 200 metrede sıcaklık genel olarak bir derece artar mı? Sıcaklık bir derece artarsa havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı dediğimiz maksimum nem miktarı artar. Maksimum nem miktarı artarsa bağın nem miktarı azalır sevgili arkadaşlar. O yüzden gökyüzünün durumu yüksek basınç alanlarında açıktır. Ve yağış ihtimali düşüktür. Hangisinde bulutluluk oranı daha yüksek dersek alçak basınç alanlarında daha yüksektir. Hangisinde güneşlenme süresi daha fazla dersek yüksek basınç alanlarında daha fazladır. Şimdi sapma yönlerini şöyle çizgi atıyorum. Kuzey yarım küre ve güney yarım kürede bunlar yani yatay var dediğimiz rüzgarların yönlerinde sapmaların yaşanacağını söyleyeceğiz. Onu da burada bakacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar dünyanın eksen hareketine bağlı olarak rüzgarlar yani bu yatay hava hareketleri dediğimiz rüzgarlardır ve düz bir şekilde gidemez. Mesela burası yüksek basınç alanı olsun burası da alçak basınç alanı olsun. Şimdi bu rüzgar böyle düz bir şekilde hareket ederken kuzey yarım kürede sağa doğru sapar. Bak ne yaptı? Saat ibresinin dönüş yönünde sağa doğru saptı. Bu kuzey yarım küre simgeler. Güney yarım kürede ise bu rüzgar düz bir şekilde gelirken sola doğru sapar ve güney yarım kürede saat ibresinin dönüş yönünün tam tersi yönünde sapar. O zaman sağ ve sola sapma bizim merkezimizin hangi yarım kürede yer aldığını tespit eder. Burada görmüş olduğunuz hava hareketleri yatay hava hareketleridir. Ve şunu hemen hatırlayın. Çarptı çevreye doğru gidiyorsa yüksek basınç çevreden merkeze geldi buluştu yükseldi ise alçak basınçtır. Oklar içeriye ise alçak, dışarıya ise yüksek. Geliyorum bakıyorum. Oklar içe doğru mu? Bakıyorum içe doğru. O zaman burada bir alçak basınç alanı var mı? Aynı şekilde burada da oklar içeriye doğru. O zaman burada da bir alçak basınç alanı var mı? Bak buraya baktım. Oklar dışarıya doğru. O zaman burada bir yüksek basınç alanı var mı? Burada da baktım gene dışarıya doğru yüksek basınç alanı var mı? Bakın burada şu ikisinde yükselici, bu ikisinde alçalıcı hava hareketi vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben bu basınç merkezlerinin kuzey yarım küre mi, güney yarım küre mi olduğunu buna bakarak bulabilirim. Bakın normalde bu yatay hava hareketinin böyle dümdüz gelmesi lazım. Değil mi? Ama nereden gelmiş? Sağdan gelmiş. Yani o zaman bu kuzey yarım küredeki bir alçak basınç alanını temsil ediyor mu? Ediyor. Buna geliyorum. Gene bu düz gelmesi gerekirken nereden gelmiş? Soldan gelmiş. O zaman bu da güney yarım küredeki bir alçak basınç alanını temsil eder mi? Eder. Buna geliyorum. Bu düz gitmesi gerekirken sağa doğru sapmış mı? Evet. Kuzey yarım küredeki bir yüksek basınç alanıdır. Hemen buna geliyorum. Düz gitmesi gerekirken sola doğru mu gitmiş? O zaman bu da güney yarım küredeki bir yüksek basınç alanıdır diyebiliriz. Bu bir bulabileceğimiz kızım. İkinci kısım şu. Sevgili arkadaşlar şuradan başlarsın. Bak şuradan şöyle devam edersin. Karşısına gelirsin. Bakın ne oldu? Bir S harfini oluşturdun mu? Eğer ki S harfi varsa kuzey yarım küredeki bir alçak basınç alanı temsil eder. Buraya geliyorum buradan başladım. Hatta şuradan başlayayım. Şuradan şöyle geldim. Bak burada da S'nin tersi oldu mu? S'nin tersi varsa güney yarım küredir. Bir tane daha yöntem. Saçma bir yöntem. Sağ taraftaki o yatay hava hareketine iki nokta at. Hangisi gülüyorsa o güney yarım kürededir. Gülen güney yarım küre. Bence ilk birinci gösterdiğim yöntem en güzel yöntemdir. Bunu bildiğimiz zaman rüzgarlarda da işimize yarayacaktır. Bu yöntem haberiniz olsun. Şimdi geldik sürekli basınç kuşaklarına. Dünyada sürekli basınç kuşakları özellikle 0 derece enlemi, bunun dışında 30 derece enlemi, 60 ve 90 derece enlemlerinde yer alacaktır. Yani bu alanlarda yıl boyunca aynı basınç kuşakları yani aynı basınç görülür diyebiliriz. Nelerdir bunlar dersek? Bir, ekvator yıl boyunca sıcak mı? Sıcak. Isınan hava yükselir ve basıncı az azaltır termik kökenli alçak basınç. O zaman bir basınç basıncın oluştuğu kısmın önüne termik ifadesi geliyorsa bu o merkezdeki sıcaklığa bağlı olarak oluşmuş basınç kuşağıdır diyebiliriz. Ekvatorda termik alçak basınç varsa ekvator sıcaktır. Şimdi ekvatordan yükselen bu hava kütlesi kutba doğru üst hava akımları vasıtasıyla gider ve kutup soğuk mu? Soğuk. Soğuyan hava alçalır ve basıncı artırır mı? O zaman kutuplarda da termik kökenli yüksek basınç kuşağı var mı? Var. Bu alçalan hava kütlesi zemini temas ettiğinde merkezden çevreye doğru gider mi? gider. Eğer ki sevgili arkadaşlar, dünyada sadece bu termik basınç kuşaklarının oluştuğunu söyleseydim, dünyanın eksen hareketinin olmayacağını söyleyebilirdik. Ve eksen hareketi olduğu için 30 derece ve 60 derece enlemleri çevresinde de ana iki tane basınç kuşağı oluşmaktadır. Peki bunlar nelerdir dersek sevgili arkadaşlar, hemen şöyle bir baktığımızda dinamik basınç kuşakları. Dünyanın ekseni etrafındaki hareketi sırasında Atmosfer de dünya ile birlikte dönmekte ve dünyanın ekseni etrafındaki hızla dönüşü Ekvator ve kutup çevreleri arasında oluşan hava akımlarının yönünü sapmaya uğratır. Bak ne oldu? Dönmeye bağlı olarak oluşan hız hava akımlarının yönünü sapmaya uğrattı. Ve sapmanın yönü dünyanın ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlı olarak gerçekleşiyor ve burası çok önemli. Bakın şimdi sevgili arkadaşlar ekvatorda ısınan hava kütlesi yükseldi mi? Yükseldi. Bu üst hava akımları vasıtasıyla kutba doğru gidecek mi? Gidecek. Ama bu hava kütlesi 30 derece kuzey ve güney enlemlerinde yıl boyunca alçalıcı bir özellik sergiler. Alçalıcı bir özellik sergilediği için alçalıcı hava hareketi yüksek basınç mı? Bunu oluşturan dünyanın eksen hareketi olduğu için dinamik kökenli yüksek basınç mı? Bakın burada zemine temas eden hava kütlesi ne yaptı? Ekvatora doğru geldi mi? Bir de kutba doğru gitti mi? Böyle gitti değil mi? Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Devamında 60 derece kuzey ve 60 derece güney enlemlerinde ise yıl boyu yükselici hava hareketi yapar. Yani bu alanda da 60 derece enleminde de yükselici bir hava hareketi oldu mu? Şimdi burada yükselici bir hava hareketi varsa 90'dan gelen hava kütlesiyle bu da karşılaşacak mı? Burada cephe yağışlarının oluşmasına sebebiyet verir sevgili arkadaşlar. Ve bu alanlarda unutmayalım. Yüksek basınç alanlarında özellikle hava açıktır, güneşlidir. Alçak basınç alanlarında yağış ihtimali yüksektir. O yüzden ekvator ve çevresi yıl boyunca yağışlı. 60 derece enlemleri çevresi de yıl boyunca yağışlıdır. 30 derece enlemleri çevresi ve 90 derece enlemleri çevresi de yıl boyunca kuraktır. Bu alanlar zaten sıcak ve soğuk çöl olarak ifade edilir. Bunu iklimde zaten söyleyeceğiz. Şimdi ne dedik? Bir basınç termik kökenliyse sıcaklıktır. Ama bir basıncın başında dinamik ifadesini görüyorsan bunun sıcak ya da soğukla ilgili olduğunu söyleyemezsin. Bunu oluşturan durum eksen hareketine bağlı olarak hava kütlelerinin yığılmasıdır diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Bunu da unutmamış olalım. Geldik basıncın yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörler. Biz basıncın yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörleri izobar haritaları ile ifade ederiz. Yani bunlarla göstereceğiz. Bak neye benziyor? İzohipse benziyor. İzoter benziyor. Bak izolu ifadeleri çok duyduk değil mi? 1. izohips dedik. İzohips neydi? Eş yükselti eğrisiydi. 2. izobat dedik. İzobat neydi? İzohips diye yazalım. İzobat neydi? Eş derinlik eğrisiydi. Bununla birlikte izoterm dedik. İzoterm neydi? Eş sıcaklık eğrisi ve son şu anda gördüğümüz izobar eş basınç eğrisi. Yani basıncı aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş kapalı eğrilere verdiğimiz isimdir. Hemen şöyle bir haritamıza baktığımızda normal atmosfer basıncı 1013 milibar mıydı? Bunun üzerindeki değerler yüksek basınç alanı, bunun altındaki değerler alçak basınç alanı mıydı? Hemen bakalım şöyle. Mesela şurada bir D noktası görüyorum. 1013 milibarın üzerinde. O zaman bu D noktası yüksek basınç mı? Bak V noktası gördüm 1029 milibar. O zaman burası da bir yüksek basınç alanı mı? Devamında şöyle bir bakıyorum. A noktası 9.97. Burası alçak basınç alanı. E noktası 9.69 milibar Bak bunların hepsi millibar. O zaman burası da alçak basınç alanı. C ve B noktaları da alçak basınç alanıdır. Ama sadece böyle bakarak alçak ya da yüksek basınç alanlarını bunlarla sınırlayamam. Mesela şöyle yapıyorum sevgili arkadaşlar. Ve sayfamın şu kısmını şöyle bir tık kapatıyorum. Şurayı kapattım. Şimdi şuradaki iki merkeze baktığımda 969 milibar, 997 milibar. Hangisinin basınç değeri daha yüksek? A'nın daha yüksek. O zaman A noktası e noktasına göre yüksek basınçtır. E noktası A noktasına göre alçak basınçtır. Ve rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca hareket edeceği için A'dan mesela E noktasına bir rüzgar gelebilir. Şöyle şurayı kapattığımda mesela şunlara baktığımızda bu bunların basınç değerleri aynı. Şöyle mesela şurayı kapatıp şöyle bir baktığımda mesela C ile B noktalarını kıyaslarsam C B'ye göre yüksek basınç alanıdır, değil mi? Yani burada sadece genel bir görüntüyü de değerlendirebilirsiniz kısa ölçekte mikro ölçekte de ifade edebiliriz. Geldik rüzgarlar kısmına. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hareket eden yatay hava akımlarını biz Rüzgar deriz sevgili arkadaşlar. Yani bir yerde rüzgarın olabilmesi için kesinlikle bir merkezin yüksek basınç alanı diğer merkezin ise alçak basınç alanı olması gerekir. Burada da zaten bak 1030 milibar 970 milibar içeriye doğru basınç değerleri azalmış alçak basınç. içeriye doğru basınç değerleri artmış yüksek basınç. Ve rüzgarımız yüksek basınçtan alçak basınca böyle hareket edecektir diyebiliriz. Rüzgarın yönünü esme sayısını ve hızını anemograf ile ölçüyoruz ölçer ve kaydederiz. Şöyle görselde de görebilmekteyiz. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımızda rüzgarın hızı her zaman aynı değildir. Ve bu kapsamda rüzgarın hızını etkileyen bazı faktörler var. Peki bu faktörler nelerdir dediğimizde birinci faktörümüz sevgili arkadaşlar. Hızı etkileyen birinci faktör basınç farkıdır. Basınç farkının rüzgarın hızı arasında nasıl bir ilişkisi vardır dersek hemen şöyle diyoruz. Rüzgarın hızını etkileyen en öncelikli temel faktör basınç farkıdır. Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgar da o kadar hızlı eser. Bak burada iki tane rüzgarım var. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına hareket etmiş. Bu birinci rüzgarım olsun, şu da ikinci rüzgarım olsun. Bakın birinci rüzgar 1018 milibardan 1008 milibara hareket ettiği için burada 10 milibarlık bir fark var mı? Var. Burada 1022 milibardan 1008 milibara bir hareket olduğu için 14 milibarlık basınç farkı var mı? Var. Ve biz dedik ki basınç farkı ile rüzgarın hızı arasında doğru bir orantı var. Basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgarınız da o kadar yüksektir. O zaman basınç farkının fazla olduğu bu alanda rüzgar daha hızlı, basınç farkının daha az olduğu bu alanda ise rüzgar ona göre daha yavaştır diyebiliriz. Geldik ikincisine. Basınç merkezleri arasındaki mesafe. Basınç merkezleri arasındaki mesafenin fazla olduğu alanlarda rüzgarın hızının da azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü sürtünmenin etkisi burada en temel faktördür diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman iki tane rüzgarımız var. Bak bu gene birinci rüzgarımız olsun şu da ikinci rüzgarımız olsun. Birinci rüzgarımız 1020 milibardan 1008 milibara gitmiş. Yani burada 12 milibarlık bir basınç farkımız var. İkinci rüzgarımız gene 1020 milibardan 1008 milibara gitmiş. O zaman burada da gene 12 milibarlık bir basınç farkımız var. Hemen şöyle düzeltelim. Hayda ikisinde basınç farkı eşit. O zaman rüzgarlarınız aynı mıdır dersek dur orada işte. Bizim birinci bakacağımız ifade bu. Basınç farkı fazlayız. Evet rüzgar hızlıdır. Ama ikinci ifadeye baktığımız zaman ikisinde de basınç farkı aynıysa bu sefer merkezler arasındaki mesafeye bakarız. Bakın burada yüksek basınç ile alçak basınç arasındaki mesafe bu kadar. Burada ise yüksek basınç ile alçak basınç arasındaki mesafe bu kadar. Mesafenin az olduğu bu alanda rüzgar daha hızlı. Mesafenin fazla olduğu alanda rüzgar daha yavaştır diyebiliriz. Geldik sürtünme etkisi, yeryüzü şekilleri. Tabii ki de sevgili arkadaşlar yer şekillerinin engebelilik durumu, bit görsünün yoğun ve seyrek olması sürtünmenin etkisini artıracağı için rüzgarın hızlılığını etkiler. Özellikle şöyle bir zemin çizersek sevgili arkadaşlar şuraya. Burada birinci arazimiz şöyle olsun. İkinci arazimiz ise böyle olsun. Şimdi burada birinci rüzgarımız burada da birinci rüzgarımız etsin. Şimdi buradaki rüzgar yer şekillerine çarpmayacağı için hızı azalmaz ve hızla hareket eder. Ama buradaki rüzgar engebeye çarpacağı için hızı azalır ve daha yavaş bir şekilde hareket eder diyebiliriz. Dünyanın eksen hareketi yani dinamik etkenlerde rüzgarın hızını etkilemekte. Neden? Şundan dolayı sevgili arkadaşlar. Bir rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına giderken en kısa yolu izleyemiyor. Dünyanın eksen hareketine bağlı olarak rüzgarların yönlerinde sapmalar oluş. Bu otomatik olarak rüzgarın yolunun uzamasına sebebiyet veriyor. Bu da hızın azalmasını sağlıyor diyebiliriz. Peki rüzgar bize her zaman aynı yönden mi geliyor dediğimizde tabii ki de rüzgar bize her zaman aynı yönden gelmiyor. Rüzgarın yönünü etkileyen faktörler de var. Bunlardan birincisi basınç merkezlerinin konumu. Ben size burada dört tane yön değiştiren rüzgar aldım. Yani aslında bir rüzgar ama dört farklı yerde etkili olan yön değiştiren rüzgarlar. Bu rüzgarlar meltem rüzgarlarıdır. Bak mesela gündüz denizden karaya doğru bir rüzgar gelir bu deniz meltemidir. O zaman deniz yüksek basınç kara alçak basınçtır. Geceleyin ise karadan denize bir rüzgar gelir. O zaman kara yüksek basınç, deniz alçak basınçtır. Gündüz vadiden daha bir rüzgar gelir. Vadi o zaman yüksek basınç, dağın yüksek kesimleri ise alçak basınçtır. Geceleyin ise dağdan vadiye bir rüzgar gelir. Dağ meltemidir. O zaman vadinin iç kısmı alçak, dağın yüksek kısımları da yüksek basınçtır. Şimdi baktığımız zaman yüksek ve alçak basınç alanları yön değiştirdiğinde rüzgar da yön değiştiriyor mu? Tabii ki de öyle. Harikasınız. Geldik dünyanın eksen hareketi. Biraz önce zaten bunu söyledik sevgili arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareketi sırasında oluşan Coriolis kuvveti yani merkezkaç kuvveti rüzgarların yönlerinin sapmasına sebebiyet verir. Peki bu yönler nasıl sapıyor dersek şöyle. 1. Kuzey yarım kürede rüzgarlar sağa doğru sapacaktır. Yani saat ibresinin dönüş yönünde. Güney yarım kürede ise rüzgarlar sola doğru sapacaktır. Saat ibresinin dönüş yönünün tersi yönünde sapacaktır. Bunu da unutmayalım. Yeryüzü şekillerine geldiğimiz zaman yer şekillerinin düz ya da engebeli olması dağların vadi ve boğazların uzanış yönü rüzgarın esiş yönünü belirler. Mesela ben buradan şöyle üflesem burada bir elim olduğu için arkaya rüzgar çok fazla gelemeyecek. Ama şuradan mesela üflediğimde burada ciddi anlamda kalemin bulunduğu yerde bir rüzgarın etki alanının olduğunu söyleyebileceğiz. O zaman bizim özellikle burada sevgili arkadaşlar şunu unutmamamız lazım. Rüzgar frekans tabloları verecek bize. yani nedir bu rüzgar esme sıklığını gösteren frekans tablosudur. Herhangi bir meteoroloji istasyonunda bulunan bu anemograf dedik ya yönünü hızını ölçen alet o istasyonda coğrafi yönlere göre rüzgarın yıl içerisindeki esme sayısını ölçer ve kaydeder. Kaydettikten sonra şöyle bir frekans gülünde rüzgarın en çok estiği yöne ise biz hakim rüzgar yönü adı veririz. Bak buradaki değerlere baktığımız zaman kuzey doğu kısmındaki değer ve güney batı kısmındaki değer çok yüksek. Diğer değerler ise işte çok düşüktür. O zaman buradaki hakim rüzgar yönü kuzey doğudur diyebiliriz. Ve bunun mesela şeklini çizmek istersek burada mesela şöyle bir vadinin olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. Hop şuradan bir vadi hattı çıkarıyorum. Şöyle devam ettik. Şuradan şöyle mesela bir dağlık sistemimizi çıkardık. Şuradan şöyle geldik. Şuraya da şöyle yaptık diyelim. Şunu da şöyle yapalım. Hemen ders resim dersi gibi oldu. Evet devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şuraya da şöyle bir dağlık alanımızı çizelim. Şuraya da bak şöyle bir Vadi alanı belirleyeceğiz değil mi? Şimdi geldik şurası düz bir alan. Bakın dikkat edin. Şuna baktığımız zaman bununla aynı ifade olmadı mı? Bakın tam şu kısımda olduğumuzu düşünürsek. Bak buradan bayağı rüzgar gelecek. Ama bu alanlardan rüzgar gelemez. Neden? Çünkü arazimiz o alanda engebeli. Ve burası mesela kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzanan bir akarsu yatağı içerisinde yer alabilir. Yorumunu çok rahat ölçekte yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Şurayı da şöyle engebeyi net bir şekilde belirtmiş olalım diyelim tamam mı? Biz buna baktığımızda böyle bir yorum yapabiliriz. Ama misal atıyorum bana verilen mesela bir rüzgar frekans yani o hakim rüzgar yönünü gösteren frekans tablosunda şöyle bir şey vermiş olsaydı bu sefer yorumumuz ne olurdu? Hayda burada her yerden aynı rüzgar gelmiş, değil mi? O zaman burada arazi nasıldır? Düzdür. Düz arazilerde genel itibariyle rüzgarın esme sıklığını gösteren bu frekans güllerinde, hakim rüzgar yönünü gösteren frekans güllerinde her taraftan eşit miktarda rüzgar gelir. Mesela Karadeniz'in kıyı kesimindeki bir merkezin rüzgar frekans tablosunu bize söyleseydi, bak mesela doğu batı yönlü fazla olurdu. Kuzeyden, kuzeybatıdan, kuzeydoğudan fazla gelirdi ama güney Güneydoğu, Güneybatı'dan daha az gelirdi. Neden? Çünkü güneyinde Kuzey Anadolu dağları var, kuzeyinde Karadeniz var ve bizim ülkemizdeki dağlar Doğu Batı yönüne uzandığı için bu Karadeniz kıyı kesiminde böyleydi. Ama Akdeniz deseydi bu sefer bunun tam tersini almak zorundaydık sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik son kısmımız rüzgar çeşitleri. Biz rüzgar çeşitlerini dörde ayıracağız. Sürekli mevsimlik, yerel ve tropikal rüzgarlar olmak üzere. Sürekli rüzgarlar o sürekli basınç kuşakları demiştik ya termik basınç dinamik basınç kuşakları bunlar arasında esecek rüzgarlardır. Muson rüzgarları mevsimlik rüzgarlardır ve bunların oluşumunda dünyanın eksen eğikliği etkilidir. Yani yıllık hareket etkilidir. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği. Yerel rüzgarlarda özellikle meltem rüzgarlarının oluşmasında da eksen hareketi etkilidir. Yani dünyanın günlük hareketi etkilidir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Geldik şimdi birinci kısmımız sürekli rüzgarlar. Bunlar Bunlar dünya üzerindeki sürekli basınç kuşakları. Yani ekvator, termik kökenli alçak basınç, 30 derece enlemi dinamik kökenli yüksek basınç, 60 derece enlemi dinamik kökenli alçak basınç, 90 derece enlemi termik kökenli yüksek basınç kuşakları arasında oluşan hava akımlarına bağlı olarak meydana gelen rüzgarlardır. Peki bak şimdi rüzgarın tanımında ne vardı? Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hareket eden yatay hava hareketi ise. O zaman 30'dan 0'a bir rüzgar gelecek mi? Biz bu rüzgarı alacağız rüzgarı diyeceğiz. 30'dan 60'a bir rüzgar gelecek mi? Biz bu rüzgara batı rüzgarı diyeceğiz. 90'dan 60'a bir rüzgar gelecek mi? Biz bu rüzgara kutup rüzgarı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve her iki yarım kürede de 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşaklarından 0 derece yani ekvatordaki termik kökenli alçak basınç kuşaklarını esen rüzgarlara biz alize rüzgarı diyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar bu rüzgar düz bir şekilde gelemeyecek. Kuzey yarım kürede sağa doğru güney yarım kürede ise sola doğru saptı. Ve Kuzey doğu güney Doğu'dan geldiği için bu rüzgarlara doğu rüzgarları da denmektedir. Bunu da unutmayalım. Özellikle tropikal kuşaktaki karaların doğu kıyılarına bol miktarda yağış bırakacaktır. Aynı zamanda bu rüzgarlar ticaret rüzgarları olarak da ifade edilir. Şimdi bu alize rüzgarları ekvatorda karşılaştıktan sonra ekvatorda bu ısınan hava kütlesi yükselir ve 30 derece enlemlerinde tekrar alçalır. İşte ekvatordan 30 derece enlemlerine giden 3 kilometre yükseklikteki bu rüzgarlara biz ters aliz ediyoruz ve 30 derece enleminde çöl ikliminin görülmesinde de etkilidir diyebiliriz. Geldik batı rüzgarları. Batı rüzgarları tabii ki de 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşağından 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç kuşağına hareket eden rüzgarlardır. Bak kuzey yarım kürede güneybatıdan, güney yarım kürede kuzeybatıdan gelir ve orta kuşaktaki karaların batı kıyılarına yağış bırakır. Adı üstünde belli yahu. Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarına yağış bırakır. Ayrıca 60 derece enlemlerinde kutup rüzgarlarıyla karşılaşıp cephe alanı oluştururlar. Bunu da unutmamış olalım. Peki nedir bu kutup rüzgarı? 90 derece enlemindeki termik yüksek basınçtan 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınca esen rüzgarlardır. Bak kuzey yarım kürede kuzey doğudan, güney yarım kürede güney doğudan gelir. Soğuk rüzgarlardır. Bunu da böylece söylemiş olalım. Geldik mevsimlik devirli rüzgarlar muson rüzgarları tabii ki de kara ve denizlerin mevsimlik ısınma farkına bağlı olarak ortaya çıkan rüzgarlardır. Bu rüzgarların oluşumunda dünyanın eksene etkilidir. Ve bu rüzgarlar yaz kış musonu olmak üzere iki ayrılır. Hemen şöyle kış musonundan bahsedersek. Şimdi karalar denizlere göre erken ısını bir erken soğur. O yüzden kış döneminde güney Asya yani o muson Asyası yüksek basınç Hint okyanusu alçak basınçtır. Ve Güney Asya'dan yani Hint Yarımadası'ndan Hint Okyanusu'na bir rüzgar gelir. Bu kış musonudur. Yaz döneminde ise denizler karalara göre daha geç ısınacağı için denizler soğuktur, yüksek basınç, kara sıcaktır, alçak basınç. Bu sefer de denizden karaya doğru yani Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na doğru bir rüzgar gelir. Bu da yaz musonudur. Şimdi hangi rüzgar Hindistan, Bangladeş, Tayland, Vietnam'da yağış bırakır dersek tabii ki de yaz musonu. Neden yaz musonu yağışlı dediğimiz zaman Tabii ki de yaz mı sonu okyanustan karaya doğru geliyor. Devamında kış mı sonu yağışlı değildir. Niye? Çünkü kara alanından okyanusa doğru geldiği için özellikle Güney Asya'da kış döneminde kuraklığın oluşmasına sebebiyet verir diyebiliriz. Geldik yerel rüzgarlar. Meltem rüzgarları tabii ki de eksen hareketi sonucunda kara ve denizin dağ ve vadinin farklı ısınmasına bağlı olarak ortaya çıkan rüzgarlardır. Özellikle mesela gündüz böyle denize girdiğiniz zaman karaya göre çok daha soğuk olduğunu gözlemlemişsinizdir. Evet ve bu kapsamda denize girdikten sonra şöyle bir şezlonguza uzanır zaman o oh, ne güzelmiş ya buralar dediğinizde denizden böyle püfür püfür bir hava gelir. Bu deniz meltemidir. Çünkü gündüz denizler yüksek basınç alanı, karalar ise alçak basınç alanıdır. Geceleyin denize giren arkadaşlarımız varsa o karadakine demiştir ki gel gel burası sıcak demişsindir. Niye? Çünkü denizler geç ısınır, geç soğur. Bundan dolayı kara Geceleyin yüksek basınç, deniz ise alçak basınçtır. Bu sefer karadan bir rüzgar geliyor, kara meltemidir. Bak uyanık ol. Geldiği yerin ismini veriyorsa kara meltemi diyorsa kara yüksek basınçtır. Deniz meltemi diyorsa deniz yüksek basınçtır yahu. Devamında dağların yüksek kesimleri gündüz. Vadi içlerine göre daha erken ısınır. Niye? Su miktarı daha az olduğu için ısınma daha erken gerçekleşiyor. Vadiden daha bir rüzgar gelir. Vadi Meltemi'dir. Bak geldiği yerin ismini veriyoruz. Geceleyin ise dağın yüksek kesimlerinden vadiye bir rüzgar gelir. Geldiği yerin ismini vereceğiz. Dağ Meltemi olarak karşımıza çıkmakta. Bak bir gün içerisinde yön değiştirdim. Fön rüzgarı bunlar içerisindeki en enteresan rüzgarlardan bir tanesidir. Nemli bir hava kütlesi yamaç boyunca yükselirken genel olarak her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Bir derece azaldıktan sonra hava kütlesi belli bir yükseklikten sonra yoğuşur ve nemini yağış şeklinde bu yamacı bırakır. Çünkü 200 metrede sıcaklık bir derece azalırsa havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarı azalır. Maksimum nem miktarı azalırsa da bağıl nem miktarı artar. Zaten belirli bir yüksekliğe kadar yağışın arttığını da bu ifadeden söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu hava kütlesi dağın diğer yamacında nemini kaybeden bu kuru hava kütlesi ya aşağı ...aşağı doğru inerken sürtünmenin etkisiyle her 100 metrede sıcaklığı tahmini yaklaşık 1 derece. Ortalama 0.98 derece olarak artırır diyoruz ama her 100 metrede 1 derece olarak artırır. İşte bu normal şartlar altında 200 metrede 1 derece artması gerekirken... ...100 metrede 1 derece artmasını sıcak ve kuru hava kütlesinin adyabatik olarak ısınmasına bağlayabiliriz... ...ve buna biz fön rüzgarı diyoruz. Bunun en güzel örnekleri İsviçre'deki Alp Dağları'nda yaşanır. Alp Dağları'ndan aşarak Fransa'ya doğru esen rüzgarlar İsviçre'nin güney tarafında nemini kaybettiği için Fransa'da kurutucu etki yapar ve adını da buradan almıştır. Mesela bizim ülkemizde kuzeyde ve güneydeki dağların yani Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağlarının iki yamacında da fön etkisine maruz kalındığını söyleyebiliriz belirli dönemlerde. Şimdi geldik yerel rüzgarlardan Akdeniz ve çevresinde yani Akdeniz havzasında etkili olan yerel rüzgarlar. Bunlar eğer ki bak şimdi Akdeniz burası evet şöyle oku çıkarıyorum sıfır derece biraz daha aşağısında. Şöyle oku çıkardım 90 derecede bunun biraz yukarında. O zaman böyle kuzeyden bir rüzgar gelirse sıcaklığı azaltıcı etki yapar ve bu soğuk karakterli yerel rüzgardır. Eğer ki güneyden kuzeye doğru gelirse sıcaklığı artırıcı etki yapar sıcak karakterli yerel rüzgardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bunlar nelerdir dediğimizde. Birincisi Hamsin sevgili arkadaşlar. Bak Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır Libya, Mısır var sevgili arkadaşlar burada. Kuzey Afrika'daki Sahra çölünden Mısır'ın Akdeniz kıyılarına doğru esen sıcak karakterli yerel rüzgardır. Bu bir. İkincisi. Sirokko nereden esiyor dersek gene Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Libya, Tunus, Cezayir ve Güney İtalya kıyılarına esen sıcak karakterli yerel rüzgarlardır. Leveçe rüzgarı Batı Sahra'dan kuzeye İspanya'ya doğru esen sıcak karakterli yerel rüzgardır. Bak Samyeli nereye doğru geldi? Arap Yarımadası'ndan burayı aştı. Irak, Suriye ve Türkiye'nin güneydoğu kıyılarına kadar sokulan sıcak karakterli yerel rüzgardır diyebiliriz. Geldik soğuk karakterli yerel rüzgarlara sevgili arkadaşlar. Özellikle burada bir Mistral. Kim var burada? Fransa. Fransa'nın iç kesimlerinde oluşan yüksek basınç alanından Akdeniz'e doğru esen soğuk rüzgardır. Bora hemen şöyle baktığımız zaman burada Alp dağları var. Alp dağları üzerinden Adriyatik kıyılarına doğru esen soğuk ve kuru rüzgarlardır. Kriveste geldiğimiz zaman Romanya'nın iç kesimlerindeki dağlık bölgelerden Karadeniz kıyılarına doğru esen soğuk ve kuru rüzgarlardır. Etezyen ise sevgili arkadaşlar Balkan Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru esen serin rüzgarlardır diyebiliriz. Geldik son kısım tropikal rüzgarlar. Özellikle tropikal kuşakta Bakın Mayıs ve Ekim arası dönemde okyanus üzerinde hızla ısınan havanın ısınan bir hava kütlesi yukarıya doğru yükselecektir. Ve yükselmesiyle birlikte tropikal siklonlar yani tropikal alçak basınç alanları görülür. Ve bu alçak basınç alanına doğru ise hızlı bir hava akımı meydana gelir. Birbirleriyle karşılaşan hava kütleleri sarmal hareketler yaparak hortumları ve kasırga denilen şiddetli rüzgarları oluşturur. Bu rüzgarlar ulaştığı yere yağış bırakır ve yıkıcı etkileri fazladır. Ve bu rüzgarlara farklı isimler verilmektedir. Mesela Asya'nın doğusunda tayfun, Avustralya'nın kuzeyinde vilivili, Afrika'nın doğusunda Cyclone ve Orta Amerika'da hurricane denmektedir. Ve Kuzey Amerika'nın bulunduğu yerde de tornado ifadesini kullanmaktayız. Özellikle Meksika Körfezi sevgili arkadaşlar, tropikal rüzgarların en etkili olduğu alanlardan bir tanesidir diyebiliriz. Ve dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte basınç nedir? Basıncı etkileyen faktörler nelerdir? Basıncın yeryüzündeki dağılımı normal atmosfer basıncı nedir? Bunları öğrendik. Sonra rüzgar nedir? Rüzgarın hem hızını hem yönünü etkileyen faktörleri ve en sonunda da rüzgar çeşitlerinden bahsetmiş olduk. Ve birinci dönem defterini böyle kapadık diyelim. Tabii ki de yorumlarınızı önemsiyoruz. Öncelikle izlemiş olduğunuz videolar yararlı oldu mu? İkinci kısımda bize tavsiye ve öneriniz var mı? İkinci dönem için hocam şöyle başlayalım, hocam şunu yapalım diyebileceğiniz şeyler varsa tabii ki de bunları yorumlar kısmına bekliyoruz. Üçüncü adımda bir sonraki sayfamda güzel bir ödüllü soru var. Bu ödüllü soruyu bulabildin mi? Ve videomuza like atmayı unutmayın. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.